Evet arkadaşlar, merhabalar. Şimdi hücrelerin karşılaştırılması ile ilgili iki tane tablomuz var bu videomuzda. Bunları da görelim, karşılaştıralım videolarımızı, hücrelerimizi pardon. Sonrasında da bu kısmını tamamlamış olalım. Şimdi hücresel yapılar nelerdi, hangi organeller vardı, onlarla ilgili bir tablomuz var. Prokaryot hücrelerde mantar, bitki ve hayvan hücrelerinde hangileri bulunuyor, hangisi bulunmuyor? Bunları bu tabloda vermiş olduk. Aslında buradaki bu tabloları vermemin amacı konuyu da özetlemek olacak arkadaşlar. Çalışırken bu tablolara dikkat ederseniz, mesela çalışmışsınızdır konuyu, en son soru çözerken hangi organel nerede vardı, nerede yoktu gibi düşünürseniz bu videodan da yardım alabilirsiniz. Şimdi hücre zarı zaten arkadaşlar ister canlı prokaryot olsun ister ökaryot olsun hepsinde olacaktı. O zaman gençler, o zaman hücre zarı arkadaşlar bütün canlılarda neymiş, varmış diyeceğiz. Hücre çeperi ise arkadaşlar 4 grupta vardı. Prokaryotlar dediğimiz bu arada bakteri ve arkeler. Bakteri ve arkelerde prokaryotlarda var. Mantarlarda var, kitin yapılı. Bitkilerde var arkadaşlar. Hayvanlarda yok. Buraya yanlış yazılmış. Hemen düzeltelim onu. Hayvanlarda hücre çeperi yoktur arkadaşlar. Devam ediyorum. Mitokondri arkadaşlar zarlı bir organel olduğu için bakın mitokondri prokaryotlarda bulunmayacak. Mantarlarda var, bitkilerde var, hayvanlarda vardır diyoruz. Plastitler ise arkadaşlar yine çift zarlı organeldi, bitkilerde vardı. Bu tabloyu almadım ama protist aleminden Öglena ve Agler'de de bulunuyordu arkadaşlar. Diğer canlılarda yoktur diyeceğiz. Sentriol dediğimiz organel de arkadaşlar kimlerde var? Hayvan hücrelerinde vardır diyeceğiz. Sentriol yapıları vardır diyeceğiz. Bu arada mantarlarda da olacak. Şurada onu da hemen düzeltmek istiyorum. Mantarlarda da sentrozom, sentriol görülebiliyordu arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Koful organelimiz ise arkadaşlar zarlı bir organel, tek zarlı bir organel. O yüzden prokaryotlarda yoktur diyeceğiz. Kimlerde var? Diğer canlı grupların hepsinde kofulu görebiliyorum. Golgi yine arkadaşlar prokaryotlar hariç bütün canlı gruplarında vardır diyeceğim. Endoplazmik retikulum arkadaşlar tek zarlı bir organeldi. Yine mantardı, bitkiydi, hayvanda hepsinde var. Burada sanırım kayma olmuş. O yüzden hata var. Bunda da var olacak arkadaşlar. Devam edelim. Ribozom organeli arkadaşlar evrensel organeldir. Yine bütün canlılarda olacaktır diyeceğiz. Rizozom arkadaşlar prokaryotlarda tek zarlı olduğu için bulunmayacak ve bitkilerde yoktu. Bitkilerde rizozom benzeri fitozom dediğimiz organeller var. Onlar bizim müfredatımızda olmadığı için almadık onları. Ama bitkide rizozom olmadığını bilelim. Onun dışında mantar, öglena, hayvan hücrelerinde, diğer protist alemindeki canlılarda görülebiliyordu. Çekirdek arkadaşlar çift katlı zar yapısına sahiptir. Prokaryotlar haricindeki bütün canlı gruplarında olacaktır diyeceğim. Çekirdekçik de yine aynı şekilde arkadaşlar. Prokaryotlarda yok, diğer tüm canlı gruplarında vardır diyeceğiz. Evet arkadaşlar, burada da yine bu tabloda da benzer şeylerimiz var. Özelliklerimiz var ama onun dışında ekstra özelliklerle bulunduğu için bu tabloyu da almak istedim. Aldıklarımızı buradan eleyeceğim arkadaşlar. Onun dışındakileri geçelim. Hücre zarının hepsinde olduğunu vardır demiştim. Geçtim bunu. Az önce söyledik. Hücre duvarını yine söyledik arkadaşlar. Çekirdek zarı baktığımızda arkadaşlar prokaryotlarda yok. Diğer bütün canlı gruplarında var. Bitkide, hayvanda bulunacak. Çekirdekçik arkadaşlar yine prokaryotlarda yok. Diğer canlı gruplarında bulunacaktır. DNA şekli olarak baktığımızda bakın burası önemli. Diğer tablomda yoktu. Prokaryotlarda halkasal DNA'dır. Ökaryotlarda ise spiral doğrusal DNA olacaktır. Ona dikkat edelim. Bir de ekstra bir şey daha söyleyeyim burada. Mitokondri ve kloroplast organellerinde de halkasal DNA bulunacaktır diyeceğiz. Sentriol organeli dediğimiz sentrozomlar yani. Bunlar yine prokaryotlarda yok demiştik. Bitkilerde yoktu arkadaşlar. Basit yapılılar da var ama onu da sorularda almadığı için gelişmiş bitkileri soruyor genellikle. O yüzden arkadaşlar gelişmiş bitkilerde yoktur diyeceksiniz. Hayvan hücrelerinde var zaten. Genelde teriminin kullanılmasını da burada açıklayayım isterseniz. Bazı hücrelerde sentrozom olmadığı için bölünme yeteneği de yoktu. Sinir hücresi gibi arkadaşlar mesela bölünemiyordu. Sentrozom organeli bulunmuyordu bunlarda. Onun için sentrozom ya da olgunal yuvarda bulunmuyordu. Bazı hayvan hücreleri istisnaydı. Onları zaten sentrozomu anlatırken vermiştim. Geçiyorum. Mitozomu konuşmuştuk zaten arkadaşlar. Geçtim. Prokaryotlarda yok. Hayvan hücrelerinde var. Bitkilerde yoktu. Yerine fitozomlar vardı. Koful yine zarlı olduğu için prokaryotlarda olmayacak arkadaşlar. Bitki ve hayvanlarda koful bulunacaktır diyeceğiz. Kapsül dediğim bakteri hücrelerinin etrafında bulunan bir yapıydı. Hücre duvarlarının da etrafında bulunuyordu. Kapsül hastalık yapan gruplarda, prokaryotlarda vardır arkadaşlar. Hastalık yapıcı olanlarda, patojenlerde vardır. Ökaryotlarda kapsül hücrenin etrafında bulunmayacaktır diyelim. Plazmit dediğimiz yapılarımız var. Plazmitler de arkadaşlar prokaryotlarda ana DNA'nın dışındaki halkasal DNA parçalarıdır arkadaşlar. Gen parçalarıdır bunlar. Bu plazmitler prokaryotların bazılarında var arkadaşlar. Hepsinde değil ama konjugasyon yeteneği olanlarda bulunacaktır diyeceğim. Ökaryot gruplarında zaten plazmit bulunmayacaktır. Depo karbonhidratları prokaryotların glikojendir arkadaşlar. Bitkinin algin ve bitki ve algin nişastadır. Hayvan hücrelerinin ise yine glikojendir. O zaman şöyle yapacağım. Diyeceğim ki depopolisakkarit bitkilerde ve algilerde nişastayken diğer bütün canlılarda glikojendir gibi bir genelleme yapabilirim. Yine bakterilerde arkadaşlar olumsuz ortam koşullarında bakteriler kendilerini koruma altına alırlar. Bu yapıya da endospor diyoruz biz. Sonra anlatacağım bunu sınıflandırmada zaten bir sonraki konuda. Endospor oluşturmada arkadaşlar prokaryotlarda, bakterilerde bulunuyorken diğer hiçbir canlıda görülmez. Yani bakterilere ait bir özelliktir diyelim. Evet, hücrelerin karşılaştırmaları da arkadaşlar hem bitki, hayvan, prokaryot hem de diğer gruplara almıştık. Mantar vesaireydi. Bunların karşılaştırması da bu kadar gençler. Bu videomuzun da sonuna geldik. Diğer videoda bilimsel yöntemin basamaklarını anlatarak hücre konusunu tamamlamış olacağız.